Şöyle, petrol fiyatlarının artması ya da inmesi maliyetlerimizi mümkün olduğu kadar az etkilesin diye ve bunlar da bütçe hedeflerimizin içinde kalsın diye hedge diye bir yöntem kullanıyoruz biz. O yüzden de kullandığımız yakıtlarımızın belli bir oranı hedge ettiğimiz için çok az kısmı bunu bize etkiliyor. O yüzden de şu an için maliyetlerimize negatif bir etkisi yok. Geleceğe yönelik kontratlar satın almak, hedge yöntemlerini kullanaraktan biz şu an için mesela 2019 yılında alacağımız yakıtların %50'sini bütçede öngördüğümüz fiyatlar doğrultusunda daha önceden satın almış vaziyetteyiz ve zamanı geldikçe bunu güncel olaraktan yeniliyoruz. 2020-2021'e doğru hareketli olaraktan artırarak devam ediyoruz. Burada yapacağımız ana yöntemlerden bir tanesi bir yakıt azaltıcı konulara yönelmek. Nedir bu? Mesela bizim kullandığımız neo uçakları diğer uçaklara nazaran %15-17 arasında daha yakıt tasarrufu. Artı uçağın yakıt tasarrufunu yapacağı diğer bir konu da ağırlık konusu. Burada biz çok özellikle bir low cost olarak ve Pegasus olarak dünyada bu konuda çok ileride olduğumuzu düşünüyoruz. Ve diğer bir şey de yakıtlarımızı hedge edecek yöntemleri kullanmak, finansal yöntemleri kullanmak. Bu da bizi ne sağlıyor? Bütçede öngördüğümüz seviyelerde bulduğumuz yakıtı aldığımızda maliyet yapımızda isteğimizin dışında bir oynama olmamış oluyor. Üçüncü havalimanı ülkemizin milli gururu. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle daha ileriye gidebilmesi, havacılıkta daha büyük bir oyuncu olması, sadece yolcu taşımacılığı değil kargo taşımacılığı içinde böyle büyük bir havalimanına ihtiyaç vardı. Çünkü gerek Atatürk Havalimanı gerekse Sabiha Gökçen, ki Sabiha Gökçen'de de ikinci pist yapılıyor, artık belli bir olgunluğa geldi. Yani yolcu gelmek istese, kargo gelmek istese bile alacak kapasitemiz yoktu. O yüzden böyle yeni bir hava meydanının yapılması çok çok olumludur. İnşallah faaliyete başlayacağı tarihten itibaren de bunu büyük olaraktan biz göreceğiz. Kısa bir dönemde milyonların bu alanı kullanmasıyla birlikte operasyonda oturacaktır. Bu gayet normaldir. Bir evde taşındığımızda bile, boya yaptığımızda bile belli bir takım şeyler karşımıza geliyor. Bunlara hiç takılmamak lazım. Bize getireceği büyüklük çok çok önemli ve bir milli gururumuz burası. Yani zaten uçak alımı büyümenin en önemli bizde göstergesidir. Henüz gündemimizde birleşme ya da buna benzer bir şey yok. Biz organik tabir ettiğimiz kendi bünyemizde büyümemizi devam ettiriyoruz. Şöyle sosyal sorumluluk alanına baktığımızda burada çok önemli bir görevimiz var hepimizin. Sosyal sorumluluk nedir? Bu topraktan aldığını bu toprağa vermektir. Bizler de şirketler olaraktan yaptığımız işlerin yanı sıra topluma karşı görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Biz Pegasus olaraktan gençlik ve kadın konusuna çok önem veriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse Birleşmiş Milletler'in kadının güçlendirilmesi programına WEP tabir edilen imza atan dünyadaki ilk havayolu şirketi biziz. Ya da farklı bir boyutta profesyonel kadınların oluşturduğu bir network olan PWN Network'ünün geliştirdiği genel müdür CEO inisiyatifine imza atan ilk Türk şirketlerinden bir tanesi biziz. Havacılıkta da ilkiz diyebiliyorum. Bütün bunlar bizim kadınlarımıza verdiğimiz önemi gösteriyor. Yarınları yürüyoruz kampanyası doğrultusunda gençlerimizi destekliyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin bir araya gelip oluşturduğu projelere maddi destek sağlayaraktan onların hayalini gerçekleştirmesine ortam yaratıyoruz. Bu da gençliğe yönelik yaptığımız bir proje. Bağlı bulunduğumuz Esas Holding'in Esas Sosyal diye çok önemli bir kampanyası var. Eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak için sadece üniversitelerde Türkiye'nin her yerinden gelen öğrencilerin mezun olduktan sonra iş dünyasına etkin katılımını sağlamak için desteklediği bir program var. Bu programa da gönüllü olarak destek verip çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yani dönüp dolaşıp geliyoruz, bu topraktan aldığımızı bu toprağa vermeye çalışıyoruz.